Herkese selamlar arkadaşlar. Squad Busters bildiğiniz gibi 23 Nisan tarihinde soft launch'a çıkıyor. Yani belirli ülkelerde açılıyor. Ve bugün Supercell'in test hesabından size Squad Busters'ın yeni oynanışını göstereceğim. Aynı zamanda Mega Birim diye çok güçlü birimler olduğu söylenmişti hatırlarsanız. Bu Mega Birimleri göstereceğim. Yine Brawl Stars'taki Brawl Pass'e benzer Game Pass isimli bir ödül yolu var. Bu ödül yolunu göstereceğim. Hatta bütün ödülleri birlikte toplayacağız. Ve Brawl Stars videolarının yanında ara ara da olsa bu tür Squad Busters videoları ya da Sneak Peek videoları İsterseniz aşağıdan bu videoya bir tane like atmayı unutmayın. Bu tür videoların hatta belki canlı yayınların devamı tamamen sizin like'larınıza bağlı. Gitme zamanı hadi barbarını hareket ettirelim diyor. 23 Nisan'da oyun soft launch'a çıktığı zaman yani oyun çıktığında karşımıza gelecek olan şey bu olacak arkadaşlar. Saldırmak için sabit dur diyor. Burada aslında oyunun nasıl oynandığını gösteriyor. O yüzden bu kısmını atlamak istemedim. Altın topluyoruz rakipleri indirdiğimiz zaman. Sonra sandık açıyoruz. Sandığın içerisinden de karakterler seçiyoruz ve kendi stratejimize uygun olarak bir ekip kuruyoruz. Burada turbo aldık mesela. Hareket ve saldırı hızımızı arttırıyor. Bu şekilde basılı tuttuğumuz zaman. Sonra oradaki rakipleri yine indiriyoruz. İndirdikçe altınlar topluyoruz ve bu altınlarla da sandıkları açıyoruz arkadaşlar. Sandıklara da birçok farklı karakter alabiliyoruz. Greg'in özelliği mesela ağaç kesebilmesi. Bir ağacın yanında sabit durduğumuz zaman Greg oradaki ağacı kesiyor. Onun içinden kaynaklar çıkıyor. Biz de o kaynakları topluyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bakın şimdi elmaslar, bir elmas avına başlamanın zamanı dedi. Elmas kapmaca modu gibi düşünebiliriz aslında bunu. Ortada elmaslar var. Bütün oyuncular elmasların peşinde ve biz de o elmasları toplamaya çalışıyoruz. Hareket etmek için sürükle, saldırmak için dur diyor. Bakın şimdi burada rakiplerimiz var mesela. Bunlar NPC'leri buradan mesela alıyoruz. Daha sonra şunları bu şekilde indiriyoruz. Altın falan topluyoruz. Şunu indirebilir miyiz? Herhalde indirebiliriz. Sonra mesela 10 altınımız olduğu zaman sağ üstte kaç altınımız olduğu yazıyor. Bak şu an 6 altınımız var. 10 oldu şu anda ve sandık açabiliyoruz artık. Çünkü fiyatı 10. Ve bir sonraki şeyin sandığın fiyatı daha pahalı oluyor. Biraz daha pahalı oluyor. Bak bu mesela bir oyuncu arkadaşlar. Bizden kaçmaya çalışıyor. Şu El Primo ve iki tane El Primo. O ayrı bir ekip. Şimdi hemen onu indirmeye çalışacağız. Eğer onu indirebilirsek çünkü. Bak birini indirdik. Şunu da indirebilir miyiz acaba? İndiririz herhalde. Rakibin yanına doğru gittiğiniz zaman o yavaşlıyor. Yani hızlı bir şekilde kaçamıyor. Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir rakibi indirdik. Rakibi indirdiğimiz zaman bize bir tane anahtar veriyor ve bu anahtarla ücretsiz şekilde sıradaki kasayı açabiliyoruz. Şöyle buradan elmasları falan topladık ve bir tane oyunu bu şekilde bitirmiş olduk. Ve sonunda bize bakın neler veriyor. Önce bir tane sıralama gösteriyor arkadaşlar. 36 tane elmas toplamışız. Devam edelim hemen. Burada bize ismimizi soruyor. Ben yine ismimi Black Soul şeklinde burada yazdım arkadaşlar. Birinci anlatım bölümünü geçtik arkadaşlar. Burada aslında anlatım bölümü yani tutorial devam ediyor ama ben şimdi Supercell'in test hesabında olduğum için bu kısmını tamamen geçeceğim ve kendim anlatacağım size. Şu anda bütün tutorial'ları geçtim arkadaşlar. Oyunun mantığı şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Oyna tuşunun hemen üstünde 6 yazıyor ya, 6 tane sandık bileti var. Bizim her maçtan sonra bize bir tane sandık veriyor ve biz o sandıklarla birlikte karakterleri falan yükseltiyoruz. Hatta hemen bir tane maçı bitirelim ve bir bakalım. Şu anda bir tane maçı birinci olarak mesela tamamladım arkadaşlar. Burada sandık aç diyor. Sandık biletiyle sandık açıyoruz arkadaşlar ve hemen şuradan açalım isterseniz ve burada gördüğünüz gibi sıradan diyor. Hemen süper büyük dedi ve devam ettik. Yani açıyorsunuz mesela, açtıkça içerisinde daha çok kart çıkabiliyor mesela. Eğer artı 5 artı 7 karakter daha çıkarsa süper büyük oluyor. Yani oradaki sandığın sadece büyüklüğü değişiyor aslında. Burada mesela 9 tane barbar çıktı. Yani sıradan sandığın içerisinden sıradan karakterler çıkıyor ama kaç tane çıkacağı belli değil. Tıkladıkça aynı star hediyesindeki gibi oradaki içinden çıkacak olan karakterin sayısı değişebiliyor. Süper büyük dediği yani en büyük sandıktan mesela 9 tane çıktı arkadaşlar. Ve daha sonra bu 9 taneyle bakın neler olacak. Burada takım bölümüne şimdi geldik ve takım bölümünde buraya geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar bebek formu. Her karakterin bu şekilde bir bebek formu var. Daha sonra klasik formuna geçirebiliyorsunuz. 10 tanesi, 10 tane bebek biriktirdiğinizde bir tane klasik formundan alıyorsunuz. Bunun bir üstü var yine süper arkadaşlar. Bu da sanırım 10 tane ile bir tane süper alıyorsunuz. Yani 10 tane klasikten bir tane süper alıyorsunuz. Bir de en sağda da ultra diye bir şey varmış. Bu yakında geliyor diyor. Şimdi hemen şuradan bir yeni evrim yapalım arkadaşlar. Buradan tıklıyorum. Belirli sayıda düşman yok ettiğinde elit barbara dönüşür diyor. Özel yeteneği buymuş. Evrimleştir dedim ve 10 tane bebek şu anda bir tane klasiğe dönüştü arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yeni bir yetenek açılmış oldu. Daha sonra yeni dünya içerisinden bize buradaki evrimi yaptığımız için de yine şuradan
gördüğünüz gibi bir ödül daha verdi. Mesela koltu verdi arkadaşlar. Ben buna tıkladığım zaman koltuğun da yine bebek formunu alıyorum. Daha sonra maçlar yaptıkça bu karakteri de bebek formundan klasik formuna ve diğer formlara geçiriyorum. Bir de şurada kitap diye bir bölüm var. Bunu da yine göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar belirli görevler vesaireler var. Bunları yapıyorsunuz. Yaptıkça size puanlar veriyor ve oradaki takım yolculuğu yolunda ilerliyorsunuz arkadaşlar. Burada canavarları görebiliyoruz. Savaş modlarını görebiliyoruz. Mesela Pinyata Partisi diye bir tane mod var. Bu Pinyata Partisi ganimet dolu pinyatalar her yerde. Pinyata dediği kuklaydı galiba. Ve bu modu oynadığınız zaman size keşfettiğiniz için mesela 20 puan veriyor. Yani bunlar görevler gibi düşünebilirsiniz aslında. Bir de büyüler var. Kullandığınız büyüler ya da en azından keşfettiğiniz büyüler oldukça bunlar da yine size puanlar veriyor arkadaşlar ve daha sonra buradan da isterseniz buradaki ödülü açabiliyorsunuz. Mesela şu anda 6000 tane de altın aldık. Canavarların içerisinde burada 34 tane canavar varmış arkadaşlar, birbirinden farklı. Savaş modlarında 22 farklı oyun modu varmış ki 22 mod başlangıç için bence çok çok güzel ve toplamda 12 tane de büyü varmış arkadaşlar. Bunların hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Yine dükkanın içerisinde karakterler alabiliyorsunuz, sandık bileti alabiliyorsunuz. Çünkü bir gün içerisinde belli bir sayıda sandık açılabiliyor savaşlar bittiği zaman, ama bu sandık biletleri eğer varsa daha fazla sandık açabiliyorsunuz. Yani ilerlemenizi hızlandırmış oluyorsunuz. Yine içerik üreticisine destek bölümünde soft launch, yani 23 Nisan itibariyle geçerli olacak kod bölümüne siz de onur yazabilirsiniz eğer oynayacak olursanız. Burada en sol tarafta da Super Pass var arkadaşlar. Super Pass'i de şimdi bir satın alalım isterseniz ve içerisinde neler varmış birlikte bakalım. Bakmadığımız iki tane yer kaldı. Bir tanesi başlangıç mücadelesi. Burada yine arkadaşlar mesela iki savaş bitir falan gibi görevler var. Yine bu görevleri bitirdikçe bize altın falan veriyor. Bu kısım yine takip edip görevleri yapıp buradan işte altın ya da diğer ödülleri, artık başka bir şey verirse bu ödülleri topluyoruz. Bir de bizim şimdi bakacağımız yerde takım yolculuğu arkadaşlar. Takım yolculuğu aslında Brawl Pass yolu gibi düşünebilirsiniz Brawl Stars'ta. Burada Gen Pass arkadaşlar bunun ismi. Önce bir Starter Pass, yani başlangıç Pass'i diye başlıyor. Ondan sonra da yeni sezona başla diyor ve esas Brawl Pass'e gidiyor. Yani normal Brawl Pass'ten önce bir tane daha yol koymuşlar arkadaşlar ve onun içerisinde mega birimlerden El Tigre'yi koymuşlar. Diğer Brawl Pass'in içerisine de İkinci ve son şu andaki mega birim olan tavuğun mega halini koymuşlar. Şimdi ikisini de alacağız. Game Pass'i açmadan önce şuradan bir de takım yolculuğunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da yeşil dünyadan mesela başlıyorsunuz ve yavaş yavaş size işte yeni karakterler veriyor, sandıklar veriyor ve işte birçok farklı ödül veriyor. Burada ilerledikçe de yine bu ödülleri topluyorsunuz arkadaşlar. Bu da aslında biraz kupa yolu gibi herhalde düşünebiliriz. Şu an Supercell'in test hesabında olduğum için elmas yolu sonuna kadar getirdim. Hemen şöyle Super Pass'i de hatta açtım arkadaşlar. Birlikte burada ki ödülleri toplayacağız. Sonra yeni sezona başla diyor ve yeni sezona doğru geçeceğiz. Şuradan bir tane evrim seç diyor. Herhangi bir karakteri bir üst seviyeye çıkartabiliyoruz. Mesela buradan barbar al diyor. Bir tane barbar aldık arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada sıradan bir sandık var. Sandıkların nasıl açıldığını falan da görmüş olacağız en azından. Bakın süper büyük dedi. Ve içerisinden toplamda 10 tane mesela Greg çıktı. Ki 10 tane Greg gerçekten güzel. Bunlar sandık biletleri arkadaşlar. Ve sandık biletleriyle oynadıkça daha fazla sandık kazanabiliyoruz her gün. Yani günlük oynama limitimiz aslında sandık kazandığımız oynama limitini arttırıyor. Ender. Bakın altta 4 tıklama hakkı var. Yalnız bundan hiçbir şey çıkmadı galiba. Hiç süper büyük falan bir şey demedi. Süper büyük olmadı. Yeni karakter geldi. Sıhhiyeci. Yeni bir karakter açmış olduk. Bak bu da mesela takımı zaman içinde yavaşça iyileştiriyor. Takımın içerisinde bu şekilde farklı karakterler alıp daha böyle güzel bir strateji oluşturabiliyorsunuz. Sandık biletleri hemen devam edelim. Buradan altın aldık. Burada yine altınımız var. Destansı bir sandık bu arada. Destansı sandıktan ne verecek? Destansı sandıktan da bir şey, karakter mi veriyor acaba? Bundan da evet arkadaşlar, bundan da barbar kral verdi. Bebek formunda yakın mesafe birimlerin daha hızlı saldırır diyor. Bu da bütün yakın mesafe birimlerinizi arttıran bir şey arkadaşlar. Bu da çok çok güzel. Yine burada zar var. Bu zarla herhangi bir sandıktan çıkan karakterlerin farklı karakterlerle değişmesini falan sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan altın falan alabiliyoruz. Burada yine destansa anahtar aldık. Şuradan mega birim aldık arkadaşlar. 3 düşman yok ettiğinde güreş atlayışı yapar diyor. Ve El Tigre'nin mega formu, El Primo'nun aslında mega formu. En son formu bu. 3 tane bundan aldık. Hemen devam ediyorum. Burada yine füzyon anahtarı. Burada yine ifade paketi. Bakın bu tür ifadeler var bu arada. Birinciyi yanlışlıkla hızlı tıkladım ama çok çok güzel. Gerçekten eğlenceli ifadeler var. Bakın 3'ü de bu şekildeymiş. Bir tane ender, 2 tane sıradan. Şurada yine altın verdi. Burada yine altın verdi. El Tigre verdi arkadaşlar. 3 tane daha mega El Tigre verdi. Hatta burada da 6 tane daha verdi arkadaşlar. Ve
artık oyunun içerisinde de bulabiliriz. Şimdi yeni sezona başla diyeceğim ve yeni sezona başla deyince Starter Pass artık sanki Brawl Pass gibi Game Pass artık o yeni ismi neyse ona dönüşecek. Yeni yol açıldı dedi. Ve seasonal, sezonsal Game Pass isimli o işte ilk başta bahsetmiş olduğum Brawl Pass'e benzer şey açılmış oldu. Şimdi yeni Game Pass'i de arkadaşlar yine maksimum seviyeye getirdim. Hemen bunu da hızlı bir şekilde isterseniz açalım. Bakalım bunun içinden neler veriyor. Oo, bir tane daha seviyeci verdi. Şuradan yeni bir tane daha evrimleştirilecek karakter seç diyor. Mesela Barbar Kral çok güzel arkadaşlar. Bence Barbar Kral'ı buradan değiştirebiliriz ve süper formuna geçmiş oldu Barbar Kral'da. Hemen buradan altınımızı falan alalım. Ve buradan yine destansı bir sandık daha açıyoruz. Destans sandıktan Barbar Kral çıktı. Burada yine arkadaşlar mega birim ejderha tavuk. Bakın bu da yine 3 altın çizme veriyor. Ve altın çizme nasıl bir şey onu da bilmiyorum ama birazdan oyunun içerisinde size göstereceğim. Şöyle hemen bunları alalım. Bunların hepsini toplayalım arkadaşlar. Neler varmış ödül siz de görmüş olursunuz en azından. Ve bu tabi normal Brawl Pass gibi olacağı için bu paralı olacak arkadaşlar. Ne kadar olacak bunu yine göreceğiz ama Brawl Pass'e benzer bir seviyede olabilir bilmiyorum şu anda. Ama buradan yine bayağı bir ödül veriyor yani. Oyunda ilerlemek ve gelişmek için, hızlı gelişmek için buna ihtiyaç olacak. Tabi şu anda bunu Türkiye'de olmadığı için almak çok da kolay bir şey değil. Evet, Ender ve içinden başka bir karakter mi çıkıyor? Sıhhiyeci veriyor yani sürekli. Tamam, neyse, sandık biletleri. Devam edelim. İkisini birden alabiliyor muyuz? Evet, alabiliyoruz. İkisini birden tıklayıp alabiliyoruz bu arada. Bu güzel. Destansı dedi. Ne verdi? Destansıdan bir tane daha Barbar Kral. Tamam, fena değil. El Tigre verdi yine. Güzel. Şuradan devam ediyorum. Tamam, bütün Premium Pass midir artık? Seasonal Game Pass. Yani bu yolun tamamını alınca ne oluyor? Bunu da göstermiş olayım en azından arkadaşlar. Bunu muhtemelen çünkü çok uzunca bir süre. Hani oyun çıktıktan sonra bile uzunca bir süre göremeyeceğiz. Çünkü hani test hesabı olduğu için ben bu şekilde hepsini bir anda bitirip size gösterebiliyorum. Ama normalde bunu bitirmek bayağı bir zaman alır bence. O yüzden erkenden bunların hepsini görmüş olun. Burada yine sıhhiyeci çıktı. Bu tabi anahtarlar, füzyon anahtarları vesaireler bunların hepsi çok çok işe yarayacak şeyler arkadaşlar. Biz böyle hızlı hızlı tıklayıp geçiyoruz ama olsun, en azından ödülleri şöyle bir görmüş oluyoruz. Bak şimdi burada sıradan bir sandık var. Sıradan sandıktan ne veriyorsun bize? Bir tane Colt verdi. Bunları verdi. Evet, destansı sandık. Tamam, bundan da bir tane Barbar Kral daha verdi. Böyle devam edelim. Şunları alalım. Ve arkadaşlar mega 4 tane daha mega unit verdi ve burada 2 tane daha mega unit verdi. Ve daha sonra her 1000 tane oyunun içinde elmas topladığınız zaman 1 tane daha size mega karakter veriyormuş arkadaşlar. Mega kumbara bunun da ismi. Buradaki 1000 elmas dediği, bu arada oyunun içinde elmaslar topluyoruz ya arkadaşlar. O elmaslardan işte 1000 tane toplamamız lazım. Yani bu oyunun güzel olan kısmı oyunun içinde normal oynarken topladığınız elmaslar buradaki PES yolunu falan da ilerletiyor. Yani biraz değişik bir mekanik, bence çok çok güzel olmuş. Yani oyundaki elmasları boşu boşuna toplamıyoruz. Şimdi sol üstte profil kısmında bu arada bir şey var. Özelleştir diye. Bu neymiş? Buna da bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Burada da ifade destesi var. Böyle değişik ifadeler falan seçim. Ha, buraya koyabiliyoruz. Tamam, buraya değişik ifadeler ekleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Ve desten için 4 ifade seçebilirsin diyor. Buradan kendimize ifadeleri falan seçebiliyormuşuz. Tamam, burada ekstra bir şey yokmuş. Bu arada şuradaki takım kısmında son bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın burada bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Okçu Kraliçe ve Okçu Kraliçe'nin altında Supercell ID yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Yani muhtemelen oyun soft launch'a çıktığında Supercell ID'ye bağladığımızda bize bu karakteri sanıyorum ücretsiz olarak verecek. Evet, domuz binicisinin bebek hali efsane bu arada. Şuradan kitabın içerisinde bir şeyler bitmiş arkadaşlar. Bunları yine alalım. Böyle yapalım. Bak, bunların hepsini aldım. Burada gördüğünüz gibi bir tane yine bebek goblini açtık. Gerçekten bebek halleri özellikle çok çok tatlı olmuş. Bunu bence çok güzel düşünmüşler. Tabii her karakterinde farklı özellikleri var dediğim gibi. Ve arkadaşlar şans eseri El Tigre çıktı şu anda. Tam bakamadım detay. Oo, bayağı büyük yalnız bu. Şu anda bunu bulmaya çalışıyordum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar El Tigre'yi buldum. Bu mega birim uyuş yalnız bayağı büyük diğerlerine göre. İnanılmaz değil mi? Oo, bayağı vuruyor. Ne oluyor? Arkadaşlar bayağı bir ortalık karıştı. Çok iyi bu. Bu arada şurada sandık gibi bir şey var. O sandıkla da aldığımız hani anahtarlar falan vardı. O anahtarları kullanabiliyoruz. Birçok farklı anahtar var. O anahtarların ne işe yaradığını zamanla daha detaylı inceleriz arkadaşlar. Yalnız şu El Tigre bayağı iyiymiş. Buradan bir tane Barbar Kral falan alalım. Baksana kocaman ya. Buradan biraz saldıralım. El Tigre'yi bir izleyelim yani. Dur bir dakika, şöyle.
böyle bombayı yalnız yanlış yere attım galiba. Bende El Tigre var. Oo bayağı güzel yalnız. Şans eseri diye çıktı. Ve direkt onu seçtim. Çok güzel yalnız. Sürekli süper kullanıyor. Baksanıza. Zıplaya zıplaya gidiyor. El Tigre çok iyiymiş. Bayağı beğendim bunu arkadaşlar. Buradan bir tane daha Barbar Kral alalım. Şöyle şey aldım. Tamam bir tane mesela mega birim aldığınız... Oy bayağı bir elmas çıktı. Bir tane mega birim aldığınız zaman bütün olay değişebiliyor arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey zaten mantığı şu. Daha öncesinde ya bir takım güçlendiği zaman bu oyunda onu tekrardan yakalamak çok kolay olmuyordu arkadaşlar. O yüzden de böyle bir şey getirmişler ve bunu getirdikleri için mesela çok güçsüz bir durumdasınız. Bir tane mega birim çıktı mesela. Bütün oyunun kaderi değişebiliyor. Bu yüzden yapmışlar ve gerçekten de bence çok çok güzel olmuş. Burada yine bu arada bir tane de bonus var. Evet bonus var. Büyük oldu. Tamam. Bunun içinden yine bir şey verecek. Ama ben zaten bütün karakterleri maxladım arkadaşlar. Test hesabı olduğu için. Bu arada El Tigre mega karakterinin özelliği 3 düşman yok ettiğinde güreş atlayışı yapıyormuş. Ejderha tavukta 3 tane altın çizme veriyormuş arkadaşlar. Altın çizme dediği de aslında o normal çizmenin sürekli koşturan hali. Yani hız veriyor. Onun dışında ekstra verdiği bir şey yok. Arkadaşlar bayağı bir denedim ama maalesef tavuğun mega haline ulaşamadım. Ama El Tigre yani o El Primo'nun mega haline ulaşmış olduk. Buradan bir tane ender sandık verdi bu arada. Şöyle bir bakalım. Evet Dynamike'ın bebek hali bu da galiba. Gerçekten bebek halleri bayağı bayağı güzel bu arada karakterlerin. Şurada yine takım kısmına gelelim arkadaşlar. Ve bakın mesela bu Barbar'ın bebek hali ve diğer halleri de bu şekilde. Şuradan bakalım hemen hepsini isterseniz. Bu Goblin'in bütün formları. Bu Greg'in bütün formları. Şurada Colt'un bebek hali, klasik formu, süper formu ve ultra formu. El Primo yine bu şekilde. Burada evet arkadaşlar işte bu. Ve buradan yine devam ediyoruz. Bu da sıhhiyeciydi galiba. Bu Dynamike. Dynamike'ın yalnız bebek hali bayağı iyi. Domuz binici arkadaşlar. Domuz binicinin de bebek hali çok güzel. Bebek hali hepsinde bence çok iyi. Cadı. Şöyle bakalım. Bu Barbar Kral galiba. Baksana ağzında emzik falan var galiba. Aynen ağzında emzik var arkadaşlar bebek formunda. Şöyle hemen bakalım diğerlerine de. Bu Okçu Kraliçe. Okçu Kraliçe'nin de bütün formları bu şekilde. 23 Nisan'da oyun soft launch'ta belirli ülkelerde açılacak arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla sneak peek videosu ya da belki işte farklı videolar ya da canlı yayınlar isterseniz Squadbusters'la ilgili aşağıdan bu videoya mutlaka bir tane like atın. Kanala da abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Dün yüklediğim Brawl Stars'la ilgili ücretsiz ödül veren 5 link videomu ekranda görebilirsiniz. Aynı zamanda 5 Brawl Pass Plus çekilişimizin olduğu videoyu da ekranda görebilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz izleyin. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.